Ayrıca ülkemizde yavaş yavaş içme yetiştirilmeye başlandı ve Akdeniz Ege bölgesinde şu an yetiştirilmeye devam ediyor. Nerede var bunların? Marketlerde. Marketlerde var mı? Marketlerde de şu an yeni sıkılmaya başlandık. Bulmanız biraz zor olur. Evet, biraz mutfaklar bildiğiniz gibi riskli riskler barındıran bir yer. Burada oluşabilecek kazalardan biri de alt açık uzdan pencerenin yanması ve yangınlar neden olması. Biz de buna bir çözüm üretmek amacıyla bu projeyi izliyoruz. Ekranda yansıtıyor buna. Sensörümüz tencerenin sıcaklıklarını sürekli olarak kaydediyor. Belirleyen eşya algıladığı zaman hocamız otomatik olarak kapatılır, sesli bir sinyal yolluyor. Bu sayede bu haberler için büyük olarak önüne geçebiliyor. Bu sistem aslında fırınlarda kullanılıyor ama sadece fırınlarda. Ocaklarda ise daha iyi kullanılıyor. Mutfakta çalışanlar için müthiş bir şey. Güvenlik tedbiri. Hep görüyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şu hale getiriyor musunuz en son? En son hale geldi. Tamamdır. Diğer derslere de uyarlamaya düşünüyorum. Biyoloji, fizik. Ama özel gelişim aslında. Oyun gelişim. Matematik. Sadece matematik dersi değil. Coğrafya, Türkçe, her şeyi ezberi duyarlamaya evli gidiyor. Yazılım var. Her şey var içinde. Son olarak oyunumuzu beğendiyseniz denemek isterdiniz. QR kodumuzdan sayarız. Play Store'dan izleyebilir. Başınız varsa oyunumuzu bekleyebilirsiniz.
Evet gençler merhabalar. Merhabalar. Dünyada İsveç İsveç. 71 yaşındaki kalp krizi geçiren bir adam. Diğerleri ise sadece bir tasar. Gelişmekte olan. Türkiye'de var. Galler'de var. Biz bunu ülkemizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Projemiz tasarım projesi oldu. Anadolu teknoloji ve tasarım. Tematik alanı ise halk sağlığı ve ekoloji sağlığı. Deniyoruz. Arkadaşım burada burada bir adet Arduino buna kart kullandık. Motor sürücü, su pompası, lamp sensörü kullandık. Bunların hepsini birleştirerek projeyi oluşturduk. Arduino'ya yazmış olduğum kod sayesinde lamp sensörü 200 dereceyi 200 değerini geçtiğinde su pompası otomatik olarak çalışıyor. Çalıştığında da iki taraftan da basınç uyguladığı için ya üstteki ya da alttaki tıkanıklık açılıyor. O ikisinden biri açıldığında zaten bütün tıkanıklık açılmış oluyor. Gösterelim hadi isterseniz. Tasarım olan bu projemizde amacımız sağlık alanında yeni gelişmelerde bulunan ve başında zorlandığı takdirde akıllı ulaşım tekniklerini örnek teşkil eden uygulamaları incelemek. Tabii burada bir prototipimiz var. Defibrilatörlü drone. Tabii defibrilatör nedir diye soracaksınız. Defibrilatör kendiliğinde elektrik akımı üretebilen ve kalp basıncı yapabilen bir cihaz. Biz bunu arkadaşımda bahsettiğim gibi ulaşım zor olan bölgelere bunu taşıyarak özellikle ritim bozukluğu ve ani kalp vurması yaşayan hastayı kurtarmak amacıyla bunu bölgeye götürüyoruz. Sağ göğüs bölgesine ve sol göğüs altı bölgesine takılarak elektriklerle hastanın durumunu görüyoruz ve kendi kendine kalp masajı yapmaya başlıyoruz. Zaten cihaz konuşabiliyor. Yani biz sağlık bilgisi bilmeyen bir insan. Dünyada uygulamaları var. İsveç'te 71 yaşında çok adam. Sağlık Bakanlığı'nın envanterine girmiş orada kurtarılmış. Evet. Evet. Ülkemizde biz bunu tabii yaygınlaştırmak istiyoruz. Hızır var ama ülkemizde. Evet, aynen. Bir tane Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yapılmış bir gelişmekte olan bir proje. Galler'de var, bir Amerika'da. Bu da sadece bizim için çekiyoruz. Her sene bir hasta kurtarmış. Tebrik ediyoruz gençler. Kutluyoruz. Sağ olun. Bir yerde bekliyoruz.